Sardanoğlu Federasyonu ekibiyle beraber bugün karşıdalar. Hatta birkaç gündür burada olan arkadaşlar var ekipten. Bunun dışında Ankara'dan gene hemşehrimiz, basın mensubu olan arkadaşlarımız var. Bürokratlarımız var. Siyasetçilerimiz var ve sağ olsun bugün baktığım zaman hemen hemen Kars'ın bütün basın emekçileri tabiri caizse buradalar. Bizim gayemiz şu anda Erdoğan Başkan'ınkinin dışında benimki şu. Epey zamandır, yaklaşık ben de 20 gündür sahadayım, 20-22 gündür. Nasıl gidiyor Kars? Kars'a bu süreçte ne yapmak istediğimizi anlatabildik mi? Karslı buna nasıl cevap veriyor? Efendim siyasette Kars şu anda nerede? Efendim Kars kendi siyasi gücünün ve ona sunulmuş olan kudretin farkında mı? Buna şefkatli bir sempatik yanıt verecek mi? Şu anda sahada bunları gözlemlemeye çalışıyoruz. Bir taraftan ziyaretler yaparak insanlarımızla bu süreci paylaşırken, bir taraftan da buradan aldığımız geri dönüşleri kendi aramızda yapmamız gerekenlere yönlendirip süreci daha hızlı, daha aktif, tabiri caizse proaktif yürütmeye çalışıyoruz. Tabii teşkilat Kars'ta ciddi bir çalışma yapmış. Bugünkü mitingden anlaşıldı. Kars'ta biliyorsunuz, söylemek lazım, miting kültürü biraz geç kazanılan bir kültür. Ama bugün ben kendi kısa siyasi geçmişimizden de hatırladığım bütün bilgileri biriktirdiğimiz zaman, gözden geçirdiğimiz zaman en görkemli, güzel, hatta böyle canlı ve gelenler aşağı yukarı bizim de uzaktan yüz yüze gelerek baktıklarımızı düşünecek olursanız, niye geldiğini bilen, aslında bir şekilde kararlı olan insanlardı. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar, yani miting meydanına gelen insanlar çok karşı olan insanlar değillerdir dönüşümlere, taleplerinize. Bunun içerisinde izlemeye gelenler olabilir, anlamaya gelenler olabilir ama mitinge gelenler daha çok daha önceki süreçlerde sizin ne istediğinizi, onu size vermeyi taahhüt etmek üzere gelen insanlardır genellikle. O yüzden bu manada baktığınız zaman bizim bugün takdir etmemiz gereken, kendi açımdan özellikle, gençlik kollarının müthiş bir çabası, faaliyeti vardı. Müthiş fedakarlıkla miting meydanı alanını hazırladılar. İnsanlar oraya güzel bir şekilde getirdiler. İl başkanlığının, kadın kollarının hepsinin çok ciddi bir emeği vardı. Bunu görmek lazım özellikle. Bir de Kars'ta anlamış mı hakikaten arkadaşlar? Yani bizim bugün özellikle basın mensuplarının bu manada bizim onlara söyleyeceklerimizden daha çok, onların bize söyleyeceklerinden henüz daha 15-20 günlük bir süremiz var. Neleri eksik yapıyoruz? Veyahut da böyle tam gediğini oturttuğumuz söylemlerimiz oldu mu? Bir söylem birliğimiz sahada var mı? Bunlara daha çok konuşmak üzere aslında toplandık. Ben şunu gördüm arkadaşlar, kendi izlenimlerimi paylaşayım. İnsanlar tabii şu şekilde oy veriyorlar. Ya ne istediğinizi iyi anlattığınızda bunun bir cevabı oluyor, evet ya da hayır şeklinde. Ya veya sahada gördükleri insana olan sempatisiyle veya antipatisiyle alakalı bir oy veriyor. Veya aidiyet hissettiği kendisini siyasi partinin görüşlerine, onun liderlerine olan sempatisine göre oy veriyor. Tabii bir de bu bir siyasi parti seçimi olmadığı için ülkenin geleceğiyle alakalı birbirine yakın bir duygular hisseden insanların ortak olarak göstermiş olduğu tavırdan dolayı oy veriliyor. Şimdi biz tabii AK Parti olarak saadet yalnız değiliz şu anda biliyorsunuz. Yani MHP ile birlikteliğimiz var. Amaçlar açısından, şu anda ülkede yapılmak istenen siyasi dönüşüm açısından birliktelik var. Bunun içerisinde, CHP'nin içerisinde ben inanıyorum ki ciddi bir çoğunluk hala kararsız. Yani ülkenin geleceğiyle alakalı güzel şeyler olacağını anlıyor, inanıyor, hissediyor ama siyasi aidiyatından da vazgeçmek istemiyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz tam da bir sahada. Arkadaşlar, bu kimsenin siyasi aidiyatından geçirilmek istenen bir süreç değil.
Bu ülkenin geleceğiyle alakalı bir süreç. Burada katkınızı verirsiniz ülkenin daha iyi bir geleceğe evrilmesi için. Sonra siyasi görüşleriniz kalır. Bunu sonradan sürdürmek mümkün. Şöyle bir yanlış anlayış var. Ben gezerken onu da daha çok dikkat ettim. Sanki bu hani referandum evet çıktıktan sonra 2019'da yapılan seçimde sanki mecliste iki parti kalacakmış gibi düşünüyor insanlar hala. Hatta MHP tabanındaki insanlara, belki tam işe vakıf olmayanlara şöyle şeyler anlatıyorlar. Zaten siz eriyip gideceksiniz, bir partiniz bile kalmayacak. Yani mecliste olmayacaksınız. Zaten iki parti kalacak. CHP ile AK Parti kalacak arkadaşlar. Bu hala ya kötü niyetli bir yaklaşım veyahut da bir algı oluşturmak üzere kurulmuş bir yaklaşım veyahut da bilmeden yapılmış bir şey. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Siyaset ortada duruyor. Siyasi kurumlarımız, partilerimiz ortada duruyor. Faaliyetlerini yine devam ettirecekler. Yani 2019'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine inşallah geçtiğimiz zaman bile, yani bir tarafta hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı bakanlar, bir tarafta da yine çok partili meclisimiz devam edecek. Bu 3 de olabilir, 5 de olabilir, bugünkinden fazla da olabilir. Yani vatandaş kendi siyasi yelpazesini nerede görüyorsa yine değişik partileri meclise sokmaya devam edecek. Bakın bu bile seçimler, bu referandumun sonuna yaklaşıldığı bu günlerde bunun bile tam olarak anlaşılamamış olduğu bir durum söz konusu. Şimdi biliyorsunuz ben tabii akademisyen olduğum için özellikle, yani ben biraz siyasi tarafımdan çok akademisyenlik tarafını seven bir insanım. Bunu hiç bir zamanda kaybetmedim. Niye söylüyorum bunu? Arkadaşlar herkes bir şeyi bilerek yaparsa, ne yaptığını bilirse ondan hayır gelir. Hayır derken yanlış hayır anlaşılmasın. Sonu hayırla biter bak. Şimdi bereketli biter. Bereketli, evet bu daha güzel. Şimdi insanımıza bunu anlatmak lazım. Yani niye gidip hayır diyecek, niye gidip evet diyecek? Bu hayır dediğinde ne olacak, evet dediğinde nasıl bir dönüşüm olacak? Bu dönüşüm ülkemizi nereye götürecek? Şimdi şöyle bir söylem var ya, canım işte yürüyüp gidiyor ülke yani. Hayır çıksa, böyle devam etsek ne olur yani? Değil mi? En çok konuşulan şeylerden bir tanesi bu. Arkadaşlar daha güzelini istiyoruz ya, yani bütün gayemiz şu anda bu dönüşümü sağlamaya çalışmamızın gayesi daha güzelini istiyoruz ya. Yani daha güzeline ulaşmak için yapıyoruz ya biz bütün bunları. O zaman mevcut düzen devam etsin gitsin. Dünya değişiyor, toplumlar değişiyor, ihtiyaçlarımız değişiyor. Efendim dünyada toplumların nasıl yönetilecekleri, nasıl idare edilecekleri ile alakalı süreçler de değişiyor. Yani haşa bu Allah yapısı değil, Kur'an'da yok. İnsanlar yaptı bunu, biz daha güzelini yapamaz mıyız? Bunda diretmenin bir anlamı var mı? Bunun olmadığını anlatmamız lazım topluma. Fakat bir şeyi de söylemek lazım arkadaşlar. Ben bir taziyeye gittim bir köye. Taziye çadırında biliyorsunuz özellikle biz asla siyaset yapmıyoruz. Siyasetle alakalı hiçbir şey konuşmuyoruz. Birisi hani oradaki insanlardan bir tanesi buna yönlendirmeye çalışsa bile biz muhakkak kapatıyoruz meseleyi. Ama biz girdiğimizde başka bir siyasetten başka bir grup daha vardı. Başka bir partiden arkadaşlar. Onlar belki de samimiyetten, ortamın samimiyetinden siyasi mevzular konuşuyordu ama köylünün çok sohbete katılmadığı bir yani tek taraflı bir şeydi, konuşmaydı. Tabii biz de sessiz sedasız duruyoruz orada. Ama köylünün bir rahatsızlığı var. O köyde bizim çok samimi olduğumuz, siyaseten de tamamen yanımızda olan, çeşitli akrabalıklarımızın olduğu da bir köyde açıkçası. Sonra o öbür grup izin istedi, çıktı. Gittikten sonra bizim biraz herhalde yüzümüzün düştüğünü mü, moralimizin bozulduğunu mu düşündüler? Ne olduysa yaşlı bir amca da orada böyle çok da olaya vakıf değil gibi orada duruyor bir kenarda ama bazen de hatta böyle bir şekerli sonra kendine geliyor falan böyle uyuyor zannediyorsunuz ama işte oradaki şeye bak, erdeme bak. Kimsenin de kalbini kırmıyor gelen misafirlerin. Mevzuyu yap, boş verin falan filan. Bunu da demiyor. Bu nezaketi de gösteriyor. Sonra da bana dedi ki
Ya hocam boş ver dedi ya. Gel dedi ya, püskürtünü ye dedi, çayını iç dedi. Herkes her şeyi biliyor dedi ya, eskisi gibi değil. Televizyon izliyor insanlar, her şeye biz de vakıfız. Dinliyoruz insanları, kendimize göre bir takım yorumlar çıkarıyoruz. Ülkenin geleceğiyle alakalı neler oluyor bunlar az çok biliyoruz. Şunu söylüyorum. Herkes aslında her şeyin farkında olduğunu ben düşünüyorum. Daha çok anlatsak kötü mü olur? Anlatacağız. Ve bu dönüşüm insanlar aslında istediğini beyan ediyor. Kars'ta, Kars'ın özel durumuna gelince, evet ülkede amaç bu, dönüşümün amacı ne? Ülkenin istikrarlı bir siyaseti olsun, yönetimi olsun, daha çok hizmet üretelim ve bunu da paylaşalım. Peki bu paylaşımdan daha fazla alması gereken yer nere? Kars. Niye? Bugüne kadar paylaşımlardan adaletli bir şekilde payına düşeni alamamış da onlar. İhtiyaçları çok, sıkıntısı çok. Hala birçok köye gittiğiniz zaman, yani bu kadar hizmet yapılıyor olmasına rağmen, hala birçok köye gittiğiniz zaman bir adımda birçok eksiğini sayıyor insanlar. Yalan mı? Değil. Gözümüzde görüyoruz. Bunun kapatılması lazım arkadaşlar. Ülkede üretilenle meydana getiren zenginlikten ve refahtan altını çize çize söylüyorum. Milletvekiliyken de söylüyorum. Kars'ı, Kars gibi illerin çok daha fazla alması lazım. Buna modern dünyada pozitif ayrımcılık diyorlar. Bunun kimseye zararı yok. Ülkenin gelişmişlik seviyelerinin ortadan kaldırılması için de bu muhakkak yapılması lazım. Düşünün ki ülkede bir hizmet üretiliyor, refah meydana getiriliyor. Herkes aynı ölçüde aldığı zaman ne oluyor? Aradaki fark hiçbir zaman kapanmıyor. Tamam, eski devir olsaydı İstanbul'u belki bir adam ömrü boyunca hiç görmüyordu veya birisi gidip geldiği zaman, hani Burhan Bey çok daha iyi bilir, biri birini anlatırdı, ya İstanbul'dan gelmiş, hele bir akşam onun evinde toplanalım, neler anlatacak. O devir olsa eyvallah, aradaki gelişmişlik farklarını göremeyeceğiz. Ama şimdi öyle değil. Şükürler olsun, Kars'tan da biniyorsunuz, bir saat sonra Ankara'dasınız. Hele hızlı tren geldiği zaman düşünsenize arkadaşlar. Gerçekten ben Türkiye'nin dönüşümü olarak gördüğüm alan. Kars'a hızlı tren. İnşallah 2023 Sayın Bakanımız diyor. İnşallah. 2023'te biniyorsunuz sabah. 6'da diyelim trene bindiniz. 4 saat sonra arkadaşlar Kızılay'dasınız. Kızılay'da alışverişini, arkadaş ziyaretini falan filan şunları bunları yaptınız. Diyelim akşam 6'da bindiniz. 10'da evinizdesiniz. Ya böyle bir uzakların yakınlaştırıldığı düşün, dünyayı düşünsenize. Artık uzak bir Kars, uzak bir Edirne diye bir şey yok. Dünya ülke küçülüyor. Böyle bir gelecekten bahsediyoruz. Bak, 1000 yıl sonra değil. Arkadaşlar, konuştuğumuz şey 6 yıl sonra. Peki bunlar hayal gibi olmuyor mu? Oluyor. İşte havaalanı oluyor, işte alt geçit oluyor, Marmaray oluyor, Avrasya Tüneli falan. Yapılanlarla baktığınız zaman, yani bunların olabileceğini ve olduğunu görüyorsunuz. Böyle değişen bir dünyada Kars'ın bu birikmiş ihtiyaçlarını hızlı dönüştürmeye, iyileştirmeye ihtiyacı var. Kars'ta vicdanın şunun farkında. Evet, hükümet kendi tamam çok çalışıyor ama en çalışkan olanlardan bir tanesi de Kars'tan ve buna da fazlasıyla bir sorumluluk vermiş. Kars'ta bunun farkında. Nasıl farkında olduğunu ben anlıyorum. Ben biliyorsunuz hep beraber bu şehrin her tarafında bulunduk. Ömrümüz burada geçti. Herkesi tanıyoruz. Hatta konuşurken biraz da esnaf çocuğu olduğum için esnaflar insanı en iyi analiz eden adamlardır. Konuştuğunuz zaman adamın yüzüne bakıyorsunuz. Yani samimi midir? Size söylediğiyle beyninin arkasındaki farklı mıdır? Bunu anlamak çok kolay. Ve bize eskiden Kars'ın insanı bir de şeydir yani öyle dürüsttür yani siyaseten de. Arkadaş yani valla sağ olun, hoş geldiniz de hocam. Bu dönem sizi düşünmüyoruz diyebiliyor. Ama şimdi şöyle diyor. Siyasi düşüncemiz çok şey değil. Bu dönemlik rafa kaldıracağız. Bu dönem başka Kars için. Bu dönemin kıymetini biz biliyoruz. O yüzden ben Kars'ının bu manada çok duyarlı davranacağına inanıyorum. Bunu emin olun. Siz basın mensuplusunuz, alan içerisindesiniz, bizden daha iyi analizleriniz olabilir ama şöyle bir duyguyla insanlar belki şu anda çok beyan etmiyor olabilirler.
herkesin bir siyasi görüşü, siyasi duruşu, siyasi çevresi var ya, insanlar o kendi siyasi çevrelerini ve daha yıllarca siyasi görüşünü beyan ettikleri yerde şu anda bu dönüşümü çok ifade etmiyor olabilirler. Benim bunu sandıkta çok fazla bir şekilde sandığa yansıyacağına inanıyorum. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar, bu anketler manketler bazen yapılıyor yani moral bozucu bazen olabiliyor. Bunlar daha çok merkezlerde yapılır. Birkaç caddede yapılır. Daha çok tuzu kuru insanlar tarafından sohbetlere katılır. Bunlar daha çok bağırırlar. Hayır yüksek sesle ifade ederler. Oysa destekleyenlerimiz daha çok daha mülayim, sessiz, sandıkta fikirlerini beyan eden insanlardır. Bunları gördük. Sahada çok farklı şeyler ama sandıkta çok farklı şeyler çıktığına şahit olduk. Ben bu döneminde yine hem temennim hem tespitimdir. Böyle sonuçlanacağına inanıyorum. Ve bunun da emin olun, ben şu anda biliyorsunuz arkadaşlar, bir siyasetçi değilim. Sahada bulunmamın tek sebebi de yeniden siyasetçi olmak için de değildir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Belki Türkiye'de bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra en iyi pozisyondayken siyasette müracaat etmeyen yegane kişilerden birisi de benim. Onu da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Her türlü iyi niyet gösterilmesine rağmen. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Şu andaki sahada oluşumun başka bir heyecanı var. Ülkenin güzel bir geleceğe evrildiğini düşündüğüm için. Yarın, ulan biz de buna bir katkı yaptık. Elimizden geleni yaptık. Rahatlığını yaşayabilmek için. Ve herkesin bu duyguyla bu katkıyı yapmasını ben vicdanen bütün hemşerilerimizden de bekliyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Hocam her zaman en büyük katkıyı biz veriyoruz gazeteciler. Evet. Hiç şüphe yok. Haber yapıyoruz. Hemen şimdi o köydeki sizin müteselsiz kettirlik haberine bizim bir ineği koydum. Şimdi çekiyorum. Öylesiniz. Çoban dağdan yazıyor. Diyor ki şey yap. Fotoğraf gönderiyor. Haberi de beğeniyor. Altına da yazıyor ki ya geri gelmiş. Mermim bitti, mermim. Hayır, o haberi şey yapmayın, o haberi bizim aklımıza düşüren sizsiniz. Hatta o bütün sesin kefilliği sağ olsun bu dönem Selahattin Bey'in de ciddi katkısıyla çıkan bir yasadır. Ama ona biliyorsunuz biz bir kısmını o zaman da sizin hatırlatmalarınızla vatandaşın talepleriyle yapmıştık. Arkadaşlar basın, hani şöyle derler ya beşinci güç falan filan basın. Bak ben buna kesinlikle dört de değil birinci güç. Şu andaki dünyada basın birinci güç. Her şeyi yönlendiren, algı istediği zaman istediği algıyı oluşturan, iyi ya da kötü algıyı oluşturan güçtür. O yüzden ben Kars'ın basınının da bu gelecekle alakalı güzel duyguyu oluşturmakta bundan önce verdiği gibi, bakın bundan önce fazlasıyla verdiği gibi desteği, bundan sonra da Ercüment Başkan vereceğine inanıyorum ben yani. Evet, özür dilerim. Bir şey daha. Başkan uzun oldu ama bir özetlemek lazım epeydir. Bir de arkadaşlar, şöyle bir şey daha var. Bunun özellikle siyasi bir süreç olmadığını anlatamazsak eğer, özellikle Kars'ta anlatamazsak, AK Parti'yi tek başına bırakmaya çalışırsak, yani bunu bilinçli yapanlar var, sanki AK Parti'nin bir seçimiymiş gibi tek başına, bunu yapmaya çalışanlara müsaade edersek bu çok hoş bir görüntü olmaz. Demin de ifade ettim. Bu sürecin içerisinde bizimle beraber başa baş aynı katkıyı veren MHP var. Bunun dışında da özellikle Kars bu dönem BDP'ye oy vermiş seçmenlerimizden çok ciddi bir şekilde evet'e katkı yapacaklarını ben hem görüyorum hem inanıyorum. O günden bunu tekrar inşallah göreceğiz. CHP'den de bakın. CHP'nin iki sebebi var. CHP'nin bu sefer Kars'ta bize destek olacağının iki sebebi var. Bir, süreci çok iyi analiz eden insanlar olumlu destek veriyor. İki de Sayın Bakan'a da buradan o gün Selahattin Bey'le hemen daha mutlu göndermek istiyor. Hani bir laf vardır ya diyor, işçiyi alnının terini kurumadan karşılığını vermek lazım. Onlar bu şehir için çok emek veriyorlar. Sayın Bakan bütün ülkeye veriyor. Kars'ta da o gün inşallah onun karşılığını bir mutluluk olarak verecek diye düşünüyorum. İnşallah. Teşkilat da aynı.
teşkilat da yoğun bir gayret sarf ediyor. Ben sahada hep onlarla beraberim. Abi il başkanı tek çıksın sarayda. Yok herkes. Ha bakın şöyle. Arkadaşlar hepimizi bakın hepimizi seven olur. Sevmeyen olur. Değil mi? Herkes için geçerli. Ama şu var ki teşkilat bir bütündür. Teşkilatın eksik tarafı, teşkilat ne demek? Birbirinin eksiğini tamamlayan, aynı hedef için mücadele eden adamlar demek. Birisi bir gün eksik yapar, öbürü tamamlar. Bir gün birisi fazla yapar, öbürünün eksiğini kapatır, böyledir. Ama önemli olan ortaya çıkan şeye bakmak lazım. Ben ortaya çıkan iyi olacağını düşünüyorum. Hocam bir şey yapın, niye bak? Bir şey söyleyeyim, bak. Makine var ya. Konuşmalardan sonra şey yapalım. Hizmetin nerede yapılabileceğini herkes kestiremeyebilir kendisiyle alakalı. Şu anda biliyorsunuz ben Sayın Tarım Bakanımıza hayvancılık ve tarım alanında bilimsel danışmanlık yapıyorum. Bilim danışmanlığı yapıyorum. Bunun da en büyük faydası inşallah yine bu yöreye olacaktır. Ülkemizin hayvancılığı olacaktır. Ve bu manada da kendimizi bir şekilde iyi hissediyoruz. Yani değerlendirildiğimizi düşünüyoruz. Katkımızın en iyi olabileceği alan bu olduğu için buradayız. O yüzden o manada da yine Kars'ın hizmetine devam ediyoruz. Ve ülkenin hizmetine arkadaşlar. O senin temennin hayırlısı.